İyi geceler değerli izleyiciler. Teke teke hoş geldiniz. Bu akşam Ankara'dayız. Zaman zaman Ankara'ya geliyoruz. Buradan yayın yapıyoruz. Bu akşam yine Sayın Akşener için Ankara'dayız. Çünkü bir program yapalım dedik. Onun yoğun programına benim uymam daha kolaydı. O da bu akşam Ankara'da olmak durumundaydı. Ve kalktık geldik Ankara'ya. Sayın Akşener'le son programımızı hatırlayacaksınız. O gerilimli günlerin, altılı masanın direkten dönmesinin hemen arkasıydı. Ve Meral Hanım orada bir söz vermişti. Bundan sonra herhangi bir sıkıntı çıkmayacak diye. Gerçekten de seçime hemen hemen 13 gün kaldı. Ve artık bir sıkıntı çıkmaz gibi görünüyor. Tabii sıkıntılar her zaman mümkündür siyasette. Bütün bunları konuşacağız ama öncelikle en merak ettiğim şeyi soracağım. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sizin yani buraya gelmeniz açısından. Bu. Ben bugün iki program üst üste yapıp buraya gelebildim. Biliyorum Mersin'den ancak geldiniz. Evet, onun için izleyicilerimize yoğun söylemek istiyorum ki teşekkürlerimi bilsinler. Ben teşekkür ediyorum diye. Geldiğiniz için. Hemen sorayım. Son programda gerilimler vardı. Masadan kalkmış, geri dönmüştünüz. Her taraf bir çalkantılı bir ortamdı. Ve benim tahminime göre... bağımsız takipçilere, izleyicilere göre, siyasi izleyicilere göre partinizde bir oy kaybı söz konusuydu. Bugün üzerinden bunun hemen hemen bir aya yakın bir zaman geçti. O hasar tamir edildi mi? O bugün daha iyi noktadayız diyebilir mi? Kaybettiğiniz oyu geri kazandınız mı? Şimdi ben sahada gördüm. Bunu yani öyle enteresan bir iş ki. Ben el övsün sen övünme geleneğinden geldiğim için... Propaganda bile yapamıyorum. Ya iğrenç bir duygu bu. Şimdi beni affetsinler ama ya, vallahi bu yemin ederim. Bu için iyi bir şey değil. Yani hiç iyi değil. Yani samimiyetle yeminle söylüyorum. Artık ilk önce bir ciddi bir satmelenme oldu. Evet. Yani ne oluyoruz oldu. Fakat yapılan işin yani Meral Akşener'in şahsıyla alakalı olmadığını, kendine bir makam mevki istemediğini, İyi Parti'yi oralardan bir yerlere götürmek olmadığını, yani oy bile yani İYİ Parti'nin tüzel kişine dair oy için bile bir durum olmadığını insanlar anladı ve aynı anda şu anda hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Mansur Yavaş hem ben hem Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlar haldır haldır çalışınca ve her dokunmadığımız hiçbir yer kalmayınca yapılmak istenenin gerçekten tarafımdan ve arkadaşlarımın tarafından yapılmak istenenin bu seçimi kazanmaya dair endişelerin giderilmesini sağladığını, o nedenle bu tavrın, eylemin ortaya konduğunu vatandaş anladı. Hatta üzerine doğru gittiğimize ben sahada görüyor ve inanıyorum. Tabii anketlerde de benzer yükselmeler var. Şimdi tabii anketlerin hepsi farklı. Şimdi mesela evet. İktidar tarafına yakın anketler size 6'larda 7'lerde evet. Gösteriyor. Diğer anketler 11-12'lerde gösteriyor. Daha fazla gösteren de var ama yani onlar civarında, onun biraz üstünde seyrediyor. Sizin gördüğünüz de sahada daha mı fazla daha mı? Mesela bugün Mersin'deydiniz. Ne gördünüz? Mesela inanılmaz büyük bir miting yaptık. İçinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği yoktu. Çünkü ben özellikle istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek isteyebilirim. Mersin mitinginde. Herhangi bir yer için isteyebilirim. Onlar da yaparlar. Yani neticede biz Millet İttifakı olarak gidiyoruz. Ama ve lakin ben ayrı logoyla girdiğimiz için durumumuzun ne olduğunu görmek isteyen açık, gerçekçi bir insanım ben. Hı hı. Dolayısıyla özel bir talebim gerçekten olmuyor, olmadı bugüne kadar da. O nedenle mesela Mersin'deki mitingimiz, Antalya'daki mitingimiz, böyle yani gerçekten miting olarak yaptığımız yerlerde ben 2018'de de oralarda miting yaptım. Hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak yaptım. Çok büyük bir fark var. Ben sizinle şu netlikte bir gözlemimi ve belki bir iddia olarak paylaşabilirim. Bizim şimdi bütün anket şirketlerinin ortalamasını alıp bir veri işleme yapıldığında en düşük oyumuzun %15 olacağına dair bir kanaat var. Bizim veri işleme departmanımızın başında bir Olay Demir var. Yani en iyi bu konuları bilen arkadaşımız.
Ama vatandaşın, bir de Covid'den beri de telefonla yapılıyor şeyler. Anket. Anketler. Yani ben hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hı hı. Çünkü ekspertiz konum değil. Benim bu konuda uzmanlığım yok. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır yoktur, ben onları bilemem. 7-8 gruba üyeyiz. Ama yani bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey. Ama ben bunun daha yüksek olacağına dair bir iddianın sahibiyim. Yani İYİ Parti'nin genel başkanı. Üzerinde bir daha yüksek oy bekliyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim yalnız. Mesela biz o oturma, yani masayla ilgili problemin olduğu aşamada mesela birçok anket şirketi sahibinin bizim arkadaşların bazılarını, hele çok güvendiğim iki kişi, bazı arkadaşlarımızı arayıp yani Meral Hanım cezalandırın, istifa edin dediklerini biliyorum. Mesela bu şöyle bir şey, o benim işte güvenimi sarsan bir durum. Verilerin üzerinde oynayabilirler diye bir endişem var. Yani yancı mancı anlamında söylemiyorum. Ve anket yapanların işin stratejisine soyunmasını da hiç doğru bulmadığımı ifade etmeliyim. Sizin de en dikkat ettiğiniz konu. Siyaset mühendisine soyunmuş oluyor. Ben böyle yani en kibar halimle bunu söyleyeyim. Pek çoğu. Hatta bir tanesi biz ben bunu söylediğim için davalık olduk. Davayı da kaybetti zaten. Önemli zannedilen anket şirketinden birinin patronuydu. Dedim ki anket yapmıyorsun, siyaset mühendisi yapıyorsun dedim. Dava açtı, bana kaybetti davayı da. Yani siz hasarı atlattığımız gibi üstüne de koymaya üstüne başladık. Üstüne koymaya başladık. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de demin dediğim gibi yani bir anket şirketinin yöneticisi çok sayılan sevilen bir arkadaş. Ama bizim ismini de söyleyeyim, Bilge Yılmaz Hoca'yı arıyor, hı hı, ve diyor ki yani bir ceza görmesi lazım bu hanımın, istifa edin. Şimdi iyi dövün dememiş. Yani o da olabilir de. bana çok şey dendiği için o da denebilirdi. Geleceğim o çok işte. Velhasılı kelam, şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Bunlar yanlış şeyler. Ama anlaşılan o ki benim yapmaya çalıştığımı, arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığını vatandaşımız anladı. Şimdi birinci turda kazanmak konuşuluyor bu ülkede. Ve o konuda ben de sahada görüyorum ki birinci turda alacağız biz. Ve samimiyetle halkın feraseti yani bazılarından daha üstün. Bir başka şey daha söyleyeyim. Mesela ikide bir işte Meral Hanım çalışacak mı gibi bir saçma sorular oluyordu. Nereye çalışacak mı? Ya sahada çalışacak mıymışım diye. Yani sahadasınız. Ya elbette, ben şu anda 22 noktayı tamamladım. Yani sayıları bilmiyorum yani 13'ünde dahil programım var. 13 Mayıs'a kadar. Bunlar 4'ü galiba ortak miting olacak. Tabii şimdi birini yaptık, birini dün yaptınız. İzmir'de muhteşemdi. Mesela işte ortak yapıldığında böyle acayip bir kalabalık oluyor. Ama mesela ben bizim sadece kendimizin yaptığı miting ya da toplantılarda Kemal Bey'in adını andığım zaman büyük alkış kopuyor. Tam onu soracaktım ben de size. Siz konuyu benden önce açtınız. Şimdi daha önce Sayın Babacan bana konuk olduğunda dedi ki vallahi bizim tabanımızın %30'u Refah veya işte AK Parti tabanından geliyor. İslamcı öncelikli olan bir taban ve biz bu tabanı bu tarafa taşımakta güçlük çekiyoruz dedi ve biz zaten bunu da CHP'ye söyledik. Onlar önemli değil dediler diye de ekledi. Sayın Davutoğlu ise önce yanlış anlaşılan bir açıklama yaptı. Halımı bile ikna edemiyorum şeklinde anlaşıldı. Sonra bunu düzeltti, tevil etti ama dedi ki halımı ikna ettim dedi. Fakat her ikisinde de başlangıçta AK Parti'nin büyük parçalar koparacakları falan filan düşünülürken böyle bir şey olmadığı gibi ittifaka katkılarında sınırlı olduğu yolunda, hatta belki olmadığı yolunda bazı iddialar var. Siz dolaşırken siz de bundan başlangıçta çekindiğinizi ben tahmin ediyorum. Sağ seçmenin, özellikle İç Anadolu'daki sağ seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışında bir değişiklik var mı, yoksa hala mesafeliler mi? Şimdi şöyle, ben siyasete Doğru Yol Partisi'nde başladım. Yani şöyle bir cümle kurarım kendimle ilgili. Siyasi terbiye mi? Hı hı. Ben DYP'de aldım. Yani siyasi duruş denilen daha yani ideolojik diyebileceğimiz tutum ise gençliğimden kaynaklanır, ailemden kaynaklanır. Yani kendimi Türk milliyetçisi olarak tarifleyen bir insanım. Ama siyaset yani kurumsal tecrübe ve eğitimim, terbiyem DYP'de geçti. Şimdi DYP'de şöyle bir durum vardır.
aslında Demokrat Parti geleneğinden gelenlerin CHP zihniyeti diye bir kavramı evet. var. Benim annemin ailesi Demokrat Parti'nin tam böyle göbeğindedir. Şimdi bu çerçevede bakıldığında İslamcı kesim, o gelenekten gelenler daha kompakt bir yapı olduğu için eskiden, dolayısıyla çok fazla bu iş içinde değillerdi. Din üzerinden kavgayı Demokrat Parti, CHP beraber yapmıştır. Şimdi onların tortuları var idi. Şimdi CHP'nin yöneticilerinin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Esasında din imandan ziyade biraz eşraf olmanın getirdiği bir üstencilik vardı hep. Sınıfsal bir şey aslında. Evet. Kimse sınıfı konuşamadığı için Türkiye'de, yani bilinmiyor sınıfsal çelişki. Dolayısıyla ondan gelen bir nasıl diyeyim, çekingenlik vardı. Kemal Bey bunu, yani CHP kurumsalıyla ilgili gene o çekinceler muhtemelen duruyordur. O kadar derinliğine bilmiyorum. Ama ve lakin Kemal Bey'in şahsına dair, yani samimi bir biçimde insanları kamplaştırmadan kucaklamaya yönelik bir yönü varı algılıyorlar. Ama bundan daha ötesi ne biliyor musunuz Fatih Bey? Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çılgın gibi konuşmaları, bu çılgın konuşmaların karşılığında ekonominin berbat oluşu, evlerde artık açlığın konuşuluyor olması ve kadınların sahaya inmiş olması. Mesela bizim, yani Habertürk olarak gayri resmi takip ettirin, benim gittiğim yerlerde kadınlara bakın. Yani hep mesela çok yanlış tarifler yapılıyor hep partiler için. Mesela Sayın Babacan'ın partisi kurulduğunda bizden oy alacağı iddia edilmiş. Hatırlayın, evet. Şehirli, seküler bir evet. parti. Liberal, tırnak içi liberal kabul edildiği evet. için. Ama bugün kendi söylemiyle, yani İslami geleneklerin üzerinden yol üründüğü ortaya çıktı. Yani kendi deyimiyle evet. sizin programınızda. Şimdi bizi de yaftalamışlardı. Fakat esasında çok ilginç bir şey oluyor. Evde ceremeyi çeken kadınlar olduğu için, 3 yıldır da ben Türkiye'yi dükkan dükkan turladığım için, sınıfsal olarak her bir sınıfın kadını var. Her yaşın kadını var. Her inancın İyi kadını var. İyi Parti'ye destek olan. O toplantılarda inanamazsınız. Peki. Yani tülbentlisi var, daha ipek imsi örtülüsü var, şalvarlısı var, yeleklisi var, hırkalısı var, pardüsülüsü var, baş açığı var. Chanel döpiyesi var mı? Yok, henüz. Daha oraya gelmedim. Ben eskiden beri DYP'deyken de Bebek'te hiç propaganda yapmamıştım. Dolayısıyla. Ama onlar aslında Tansu Hanım'ın seçmeniydi o zaman. Tabii hayır, itirazım oraya onlar giderdi. Şimdi ben İzmit'in bir köyünden çıkıp gelmiş olduğum için. Dolayısıyla yani o dil zamanla oluştu. Ama benim yani gördüğüm inanılmaz bir kadın profili var. Şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar acı çekiyor ve Kemal Bey'in bu tutumu kadınlar bazı şeyleri aştıracak. Ekonomik acıyı daha mı fazla hissettikleri için? Daha fazla çekiyor. Yoksa size yönelik söylemlerde ötürü mü kadınlar size? İkisi de olabilir. Çünkü son zamanlarda oldukça ağır ithamlara belden aşağı ithamlara muhatap olmak zorunda kaldınız. İşte bunlardan ilki ailenizle ilgili söylenmeyecek şeylerdi. Burada tekrar etmeye utanırım. Son olarak da bir televizyon programında yorumcu, neyse bir danışman falan, bir iktidara yakın olduğu varsayılan, söylenen, bilinen birisi yine çok çirkin sizinle ilgili bir şeyler söyledi. Bunlar sizde çok derin yara yapmış gibi hissediyorum. Ben çok konuşuyorsunuz çünkü bu konuyu normalde bunlar pek konuşulmaz siyaset arasında ama siz bunu ısrarla vurguluyorsunuz. Çok mu ağrınıza gitti yoksa burada bir oy kaynağı mı gördünüz? Yok. Şimdi şöyle, benim ağrıma gitmesi de o kadar değil. Ben esasında bir şey fark ettim 2015 yılında. Şimdi çok erken siyasete başladım. Fakat korunaklı bir ailede büyümüş. Ben evin en küçüğüyüm. Benden 9 yaş büyük. Böyle çok abiydi yani. Böyle korunaklı bir kız çocuğu olarak büyüdüm ben. Dolayısıyla yani bir yanlışlıkla karşılaşmadım. Sonrasında o dönemin siyasetinde de yani biz harıl harıl DYP'de medyayla kavga ettik, iş adamlarıyla kavga ettik. Daha sonra 28 Şubat'ta güvenlik güçleriyle ters düştük falan filan. Ama hiç kimsenin akla, ve çok daha gençtim, hiç kimsenin aklına cinsiyetim üzerinden söz söylemek gelmedi. Şimdi birincisi bu.
Bu 5 vakit namaz kıldığı her vakit, her seferinde altı çizilen bu arkadaşların zamanında, yani Sayın Erdoğan'ın zamanında, siz utandınız ama ben söyleyeyim. Sonra çünkü başka bir şey gördüm. Eşimi aldattığım ima edildi. Evet. Efendim arkasından fosforlu diye tag açıldı hakkımda. Evim basıldı. Yani mesela şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok önemli siyasetçilerinden birisi, ki abimin de arkadaşıydı ve bunlar hep abimin kanser hastalığı esnasında olanlar, bizler için nesebi gayri sahih dedi. Yani ne demek bu? Analarımızın ve bizim babalarımızın başkası oldu. Şimdi o bu şahsa, benim annem kendi eliyle, 84 yaşındaki kadın kendi eliyle kahve pişirip vermiştir. Kayınvalidem kahve pişirip vermiştir. Bir arkadaşımız bu arkadaşı mahkemeye verdi. Hiçbir şey olmadı. Söylemeye çalışıyor. Herkes beraat etti. Ve geline en son A Haber'de, yani 2015'te A Haber'de, gene A Haber'de, gene cinsiyetim üzerinden. Yani gene, yani bu cümle duyulduğu zaman mutlaka böyle bir cinsiyet üzerinden bir şey anlaşılır. Gene bir cümle kuruldu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi siz evlisiniz. Hande Hanım'la evlisiniz. Onun o sizden ayrılıp oda tutup, hani bir yer tutmuş ya, sabah gidip akşam romanı, evet, var. Roman yazarken. Ben onu okumuş bir kadınım. O zaman kendisini de aramıştım. Şimdi düşünün, Hande Hanım'la ilgili, siz çok modern Galatasaraylı bir erkeksiniz. Hande Hanım'la ilgili size kızan birisi veya onun romanına kızan birisi böyle bir şey dedi. Şimdi düşün. İki, umarım demez. Allah muhafaza. İki, kızınız Zeynep aynı şey. Şimdi ne bu biliyor musunuz? Bu meğersem bütün kadınlara yapılan bir işmiş bu dönemde. Ama bu dönemde bu kadar azmasının sebebi esasında Sayın Erdoğan'ın bu konuda çok rahat olması. Bütün kadınlara sürtük dedi. Çürük dedi. Ya çürüğün ne manaya gittiğini, ben sokak dilini bilen adamım, yani nereye gittiğini bilmez miyim? Sürtük bilinmez mi? Bu bütün kadınlara sürtük. Sonra bir şey daha fark ettim. Ben bunu çok sert mücadelesini verdim. Bu mücadeleyi çok sert verme nedenim o kadınlardı. Mahkemeye gittim. Sürekli mahkemeye gittim. Hepsi beraat etti ya. Şimdi öyle bir şey ki, böyle bir cinsiyetiniz üzerinden bir koca soru işareti oluşturuyor ve gülerek yapılan bir tarif gözünüzün önünde. Benim abim kanserdi o zaman. Kıpırdayamıyor. Vallahi öldürürdü. Ama kıpırdayamıyor. Onun o yüzündeki acıyı biliyorum. Eşiniz var. Oğlunuz var. Düşünüyorsunuz ya, bunların arkadaşları ne der? Şimdi bunlar benim gibi korunaklı bir ailenin, ya ben kuzen sayısını bilmiyorum. O derece kalabalık bir ailenin kızıyım. Çok bilekli bir aileye de gelin gittim. Ama ve lakin, ya nasıl bir şey? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İlk ayıldığım nokta. Yani Tayyip Bey beni aradığı zaman insanlar yeter artık bunun peşini bırak demeye başladı. Şimdi bir şey fark ettim o dönemde ve hala fark ettiğim bir şey. Kadınlar çok şeye maruz kalıyor, size söyleyemiyor. Kocasına söyleyemiyor katil olmayasınız diye. Babasına söyleyemiyor, babasının başına bir şey gelmesin diye. Çok eziliyoruz Fatih Bey. Bu, yani ister ekonomik durumu iyi olsun, ister fakir olsun. İster tahsilli olsun, ister tahsilsiz olsun. Her türlü konu da kadın suçlu. Şimdi Allah şahidimdir. Mutlaka o A Haber'deki gene onu da mahkeme vereceğim. Hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum. Ama bu seçimin alınmasına bu derece kelle koymamın sebebi biraz da budur. Ben 56 doğumluyum. Yani kaç? 67 yaşındayım. 67 yaşında bir babaanneye, evli barklı bir kadına bunlar rahat rahat söylenebiliyorsa. Ya İsmail Kahraman bana Meral Kılıçdaroğlu dedi. Hayal edin ya, eşinize böyle bir şey denmesin. Gider döverim. İşte bakın. Başka çaresi yok. Ya abim, ölmüş abimin arkadaşlarının yanında bu söyleniyor.
Şimdi ve biz bu arkadaşa, bu İsmail Kahraman denilen şahsa ya çok itibar ederdik. Bunların hepsini mahkeme verdi ve hepsi beraat etti. Şimdi ben buradan, yani bu tetiklenmenin de getirdiği şey şu. Kadınların çektiği bu acıyı ben biliyorum. Bizzat yaşadım. Dolayısıyla da Allah şahittir. İnanıyorum ki ben çözerim. Onun için de destek istiyorum. Yani ekstradan destek istiyorum. Bu başka bir şey. Ama bakın, kızınızla konuşun. Zeynep'le konuşun. Samimi samimi onu korkutmadan konuşun. Tahmin edemeyeceğiniz eziyet görüyorlar. Haberiniz olsun. Bu eziyeti hukuku işleterek bitirmek mümkün. Ama ben böyle bir dönem görmedim. Ve Sayın Erdoğan bunlara göz yumdukça balık baştan kokarmış. Böyle bir sistem yürüyüp gidiyor. İşte yani o kadar yani ben güçlü bir şekilde bu mecliste olursam, bir Tayyip Bey aile değerlerine falan saygılı biri. Çok, kendi ailesi dışında çok saygılı oldu, ortaya çıkıyor. Bakın, Sayın Erdoğan benim abime Nihat abi derdi. Ve o kanser, akciğer kanseri çok acı çektiren de bir hastalık. Evet. Ve abim benim, tekrar söylüyorum, yani hani siz döverim dediniz ya, abim öldürürdü. Kim olursa olsun. Ve kıpırdayamayan, öyle ölen bir insandan bahsedeyim. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu. Hukuk, guguk olmaması lazım bu ülkede. Kadınlar için de, gençler için de, erkekler için de. Katılıyorum seni. Bunları bir şuursuz çıkıp böyle şeyler söylüyor ama hukukun bununla ilgili gerekeni yapması lazım. Sığınacak hukuk yoksa o zaman sorun esas. Aynen esas öyle. Oh! Bunları konuşunca bile içim sıkılıyor ne yazık ki. Kadınlara yönelik bunları konuşunca bile içim sıkılıyor. Peki başka bir şeye geçelim. İki tane daha aday var. Evet. İmza topladılar. Evet. İmzaları zor denkleştirmiş olsalar da sonuçta adaylıklarını evet. kesinleştirdiler. Sayın Oğan ve Sayın İnce. Ben kimsenin adaylığına karşı çıkan türden birisi değilim. Yani bazıları niye adaysın falan diyor ama... Demokratik haksa tabii. 2 değil 22 tane daha aday tabii. imza toplayıp aday olabilirdi. Kimse buna bir şey diyemez. Eğer bu adaylar bir gruplardan birisi için, bloklardan birisi için, ittifaklardan birisi için bir tehlike yaratıyorsa, seçilmeme tehlikesi yaratıyorsa onun önemini baştan almak gerekirdi diye düşünüyorum. O yüzden de ince kötüdür. O yanlış yapıyor, ince bilmem şunun adamı falan filan. Olabilir de bilinçlendirmez. Sonuçta çıkma hakkı var. Siz ne görüyorsunuz? Ben bunlar şu anda seçimi riske edecek, ittifaklardan herhangi bir için seçimi riske edecek noktada bir güçleri var mı? Onu bilmiyorum ama sizinle aynı fikirdeyim. Talep eden problemin oluşmasını engellemeye çalışır. Şimdi birincisi bu. İkincisi, yalnız burada güzel bir şey var. Yani deminki konuştuğumuz konuyla son bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ama hem Sayın Oğan'a hem Sayın İnce'ye, Sayın Oğan'a o derece olmuyor ama Sayın İnce'ye bağıranlar ona cinsiyet üzerinden tek kelime etmiyorlar. Yani en azından eylem ve söylemler üzerinden sopa yiyor, manevi evet, sopa evet. yiyor. Ben hep cinsiyetim evet, üzerinden evet. yedim. Bunu evet. bir altını çizeyim bu. Erkeklere yapılamıyor bu. Evet, neyse. Şimdi ne Sayın İnce'nin ne Sayın Oğan'ın vay efem aday oldular diye linç edilmeleri, hakarete uğramaları kesinlikle doğru değil. Ben Sayın Oğan'ı tanırım, bilirim, değerli bulurum. Onun bir hedefi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığını almak. Dolayısıyla çok saygıdeğer bir tutumu. Onun üzerinden de yürüyor. Dolayısıyla bir noktaya koyalım. Fakat Sayın İnce ile tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden koptuğu için Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni üzerinde etkisi var gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla da bir genel gerilim var gördüğüm. Ama ben en başından beri sanıyorum sizin programınızda söyledim. Yani hemen o masa mevzusundan hemen sonra ilk çıktığım programdı. Orada da demiştim Sayın İnce'yi yani Millet İttifakı'na buyurun gelin deseler çok memnun olurum demiştim. Evet. Hala aynı yerde duruyorum. Ama ikinci tura hangisi kalır, hangisi gider? Yani engel olunur mu ikinci tura, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan'ın rekabetinin ikinci tura kalmasına sebep olur mu olmaz mı özellikle Sayın İnce, onu bilemiyorum. Şu anda 10 gün kala falan, yani herhalde 8-9 gün haftaya netleşir. Dolayısıyla bu ayrı bir konu ama sonuç ne olursa olsun haklarıdır, saygı duymak gerekir. Bizim partimizin adayı Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için
biz ekstradan fazla çalışıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarını, eksilmiş olabilecek oylarını İYİ Parti üzerinden tamamlamaya çalışıyoruz. Gerçekten ben çok, yani hem arkadaşlarım hem adaylarımız, yani milletvekili adaylarımız, hem de ben şahsen ciddi çok çalışıyorum. Ve birinci turda alınacak gibi görünüyor. Bu iki aday arkadaşımızdan bağımsız söylüyorum bunu. Peki siz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda masaya geri döndüğünüzde ve uzlaştığınızda partinizden önemli bir isim istifa etti. Ya da bizim dışarıdan baktığınızda önemli olduğu düşündüğümüz Yavuz Bey, Sayın Ağıraylıoğlu istifa etti. Sonra da aday listeleri belirirken bir istifa daha oldu. Aytun Çıray istifa etti. Bütün bunlar İYİ Parti bir çatlak olduğunu ya da İYİ Parti'nin temellerinin çok sağlam olmadığını mı gösteriyor, yoksa her partide böyle şeyler her seçim dönemi olur mu? Yani ben şimdi klasik olarak durduğum yerden her şey olabilir demem lazım. Öyle demiyorum. Aytun Bey istifa etmedi. Aytun Bey adaylıktan çekildi. O da şöyle. Biz ön seçim yaptık. Ön seçim yapınca yani büyük şehirlerimizin hemen tamamına yakınında, yani temayül yoklaması, ama ben ilan ettim sonuçlarına uyacağım diye. Evet. İkinci sıralara da şey kullanacağımı söyledim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıralara kontenjan. Koskoca İstanbul'da iki kontenjan, iki ve dörtleri kullandım ben. Şimdi dolayısıyla İzmir'de de öyle. Musaat Bey de girdi ön seçime. O birinci çıktı. Aytun Bey girmedi. Son derece saygıdeğer bir tutum ona da. Ve kendisini kontenjan olarak ikinci sıradan, yani daha evvel seçildiği bölgeden ikinci sıradan. Ben bir de hiçbir arkadaşıma yani bir kumpas haline dönecek şekilde bir ani bir iş yapmadım kendisinin bilgisi olmadan. Dolayısıyla bizim özel kalem arkadaşımıza böyle böyle olacak, kendisine bilgi verir misiniz dedim. Esma Hanım kendisini aradı, benim adıma aradı. İşte ikinci özel sıra kalemiz. Özel kalem. İkinci sıraya yani konulacaksınız, bir itirazınız var mı diye. Ben ikinci sırayı kabul edemem dedi. Öyle kaldı. Sonrasında da akşam üstüne doğru ben feragat ediyorum dedi. Şimdi en son bildiğim bu. Dolayısıyla onun dışında bir şey bilmiyorum ben Aytun Bey'in durumuyla ilgili. Ama aday değil sonuçta. Yani feragat ediyorum dedi. İkinci sırayı kabul etmediğini söyledi. Mesela benzer bir şey bir başka şehirde bir arkadaşımızla da aynı şekilde ön seçime girmemişti. Ona da aynı bilgi verildi. O dedi ki ben ikinci sırayı istemiyorum. Bu seçilmekle de ilgisi yok. Yani orada ikisi de çok rahat seçilebilir iki yer. Ama dedi ben dedi öyle yapmayın beni dedi. Ben hiç dedi şey yapmadan kimselerle yani herhangi bir şey konuşmadan adaylığımı geri çekeyim. Yani müracaatımı geri çekeyim. Ondan sonra da dedi beraber çalışalım. O arkadaşımız çalışıyor. İnşallah aldıktan sonra, seçimi aldıktan sonra çok da kabiliyetli bir arkadaşımız. Bakanlık sistemi içerisinde değerlendirilebilecek bir arkadaşımız. Dolayısıyla ben Aytun Bey'in dediğim gibi bilmiyorum. Saygı duyduğumuz, benim en azından duyduğum bir arkadaşımdır. Birincisi bu. Yavuz Bey ile ilgili zaten ne olduğunu ben bilmiyorum. Yavuz Bey, hayır. Yani Yavuz Bey benden randevu istedi. Hay dedim. Yavuz Bey partiye getiren benim çünkü. Hay buyurun dedim. Sonra bir baktık. Yavuz Bey bana istifasını getirecekmiş. O zaman gerek yok. İstifa makam ben değilim. Meclis. Yani milletvekilliği oradan. Dolayısıyla ondan sonra da istifa etti. Sonrasında da herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ben partimizden ayrılan hiçbir arkadaşım hakkında bugüne kadar incitici bir söz söylemedim. Genel olarak hep beni incitmişlerdir. Bir şeyden de artık bıktım Fatih Bey. Her ayrılan, şu veya bu sebeple ayrılan arkadaşlarımız sonuçta şu HDP ile ilgili bir mevzuyu ortaya koymuyorlar. Artık midem bulanıyor. Ama artık bunu ben çok saygısız, çok da sahte bir tavır olarak görüyorum. Onu konuşacağız ama o ayrı bir başlık olarak konuşacağız ama bir şey merak etti. Şimdi az önce soracaktım fakat laf kalabalığına geldi. Benim laf kalabalığına geldi, unuttum. Estağfurullah, ben de konuşuyorum. Muharrem Bey'in partiye masaya gelmesini siz önermiştiniz ve... Hayır, ben önermedim. Önermediniz de olabilir dediniz. Getirirlerse çok memnun olabilir dediniz. Evet. Peki, orada mesela CHP ile konuştunuz mu hiç o dönemde? Hayır. Şimdi konuşmam sebebi şu.
Ben masaya bir tek Hüseyin Baş'ı getirmeye getirdim. Yani şöyle o da. Ben Hüseyin Baş'ın böyle, Sayın Hüseyin Baş'ın böyle bir teklifi bize randevular alıp getireceğini kamuoyunda kendisi paylaşınca, yani tekrar bir habire, yani Cumhur İttifakı'nın karşısında bir şey çıkıyor, bir veri oluyor üzerinde çiğnenecek. Onun önüne geçmek için randevu istedim, gittim. Çok saygı duyduğum, çok yaşlı genç olmasına göre çok beğendiğim bir genç kardeşimiz o bizim. Dolayısıyla gittim ve ben götüreyim dedim. O da tamam dedi. Ben masaya götürdüm. Oradaki ölçü şu oldu. Dediler ki yani hay hay bir kendi hakkında bir şeyimiz yok. Partisi ve kendisiyle ilgili problem yok. Ama 6 oldu bu masayı. Büyütmek istemiyoruz dedi arkadaşlar. En son bildiğim bu. Ama Memleket Partisi'nin ve Sayın İnce'nin yani CHP'den koptukları için insan saygısızlık gibi görüyor, biliyor musunuz? Yani iç işlerine karışır gibi hissediyorsun. Mesela Sayın Sarıgül'ü Erzincan'dan aday gösterdiler. Çok da güzel oldu. Yani Erzincan memleketi Sayın Sarıgül'ün gördüğüm kadarıyla da çok iyi gidiyor. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin atması gereken bir adımdı. Yani ya, yapılsaydı benim işime vazife değildi ama ben kaçıkmazdım. Ama ben sizin programınızda söyledim ki duyulsun diye. Peki gelelim terör meselesine. Şimdi masada sizinle beraber olmadığı halde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması Yeşil Sol Parti'nin terör örgütünün size destek verdiği şeklinde bir propagandaya sebebiyet veriyor. Cumhur İttifakı tarafında ve tabii buradan siz de kendinize düşen payı alıyorsunuz parti olarak. Sürekli olarak bunun üzerinden bir tartışma yürüyor. Buna mukabil Sayın Mansur Yavaş, CHP içerisindeki milliyetçi kanadı bir anlamda temsil ettiği için olsa gerek, çıkıp sürekli terörü kınayan, terörü ağır biçimde eleştiren, neredeyse Sayın Bahçeli'ye yakın bir tonda eleştiriler yapıyor ama bu durumu kurtarmaya yetmiyor iktidarın bakış açısında. Keza siz de pek çok şey söylüyorsunuz ama yine de suçlu. Bu suçlama arkasındaki gerçek nedir? Siz hakikaten HDP ile bir yakın işbirliği içinde misiniz? Seçim sonrası HDP son derece etkin pozisyona mı yükseltilecek sizin içinde bulunduğunuz ittifak tarafından? Nedir HDP meselesi Millet İttifakı'nın bakış açısıyla? Şimdi HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor. Hı hı. HDP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nu, yani o Yeşil Sol Parti oldu ama ana gövdesi HDP. HDP'nin Mithat Hoca tarafından, Mithat Sancar tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması içinde ilginç herhangi bir pazarlık, herhangi bir kadro, herhangi bir başka mevzunun bulunmadığını da ilan ederek açıkladı. Onu ayrı Sayın Sancar benim programda ilan etti zaten. Tabii, bakın ben kendisini yazılı okudum arkadaşlarının verdikleri şeyde. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi HDP diyor ki hayır, bizim böyle bir durumumuz yok. Millet İttifakı'nın içinde en fazla biz gagalanıyoruz bu konuda. Biz diyoruz ki burada yok, oturmuyorlar. Diyelim ki yani Milliyetçi Hareket Partisi Hüdapar'la yan yana olmayı kabullendi. Dolayısıyla yani herhangi bir Hizbullah'la yakınlıkları yok dediler, geçtiler gittiler. Mesela burada hiçbir sorun yok. Ama Hüdapar'da anayasa ilk 4 Mayıs'a karşı olduğunu söylüyor. O bayrağına karşı. Şimdi böyle bir sistemin içinde ama HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye iki parti burada hakaret işitiyor. Öncelikle biz, ondan sonra da HDP'ye de ayrı bir kurumsal bir yapıya da apayrı bir hakaret zinciri oluyor. Şimdi mevzu şu. HDP'yi diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki kardeşim onların oyu daha güzel, daha yüksek. Sizle yani yetmiyor sizin oyunuz. Diyelim ki öyle dedi. Biz onu davet ediyoruz dedi. Biz kalkarız. Bu açıklıkta söylüyorum. Ve o kadar ilginç ki HDP ile İYİ Parti birbirine karşı son derece dürüst. Dürüst. Bizim ne arkadan, ne önden, ne alttan, ne üstten herhangi bir dolaylı dolaysız ilişkimiz yok. Onların da bizle yok. Bizim de onlarla yok. Çünkü bizim ilkelerimiz böyle, onların ilkesi böyle. Şimdi mesele yok. Ama bir şey daha var. O çok çirkin.
Fatih Bey, yani her seferinde söylemeye çalışıyorum. Bu ipin ucu o kadar kaçtı ki, Kürt eşittir PKK'lı haline geldi bu ülkede, bu yanlış. AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Diğer Cumhuriyet Halk Partisi, işte diğer partiler Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Bütün partiler istiyor. Hepimiz istiyoruz. Türkiye'de yaşayan herkesin oyunu istiyoruz. Her siyasi partiye oy veren herkesin oyunu istiyoruz. HDP'nin içinde %100 PKK'yı destekleyen Kürtlerin oyları elbette vardır. Ama PKK ile alakası olmayan insanların da verdiği oylar var. Şimdi 2009 Sayın 2009 diyorum, özür dilerim, 2005 Sayın Erdoğan gitti Diyarbakır'a bir açıklama yaptı. Ve o gün beni Hakkari'den bir abim aradı. Dedi ki ya Meral, sevgili kardeşim, onlar bacım der. Bacım, geldin bizim evde kaldın. Yani DYP'de politika yapmış bir abimden bahsediyorum. Geldin bizim evde kaldın. Herkesi tanıyorsun. Korucudur onlar. Yani bakanlık öncesinde, yani bakanlıkla alakası yok orada. Bana yeğenlerim ve torunlarım gelip diyor ki, dede, amca, biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Bu söylenen tarih 2005. Ben bunu o zaman zamanın medya kuruluşları aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşmış bir şahsım. Evet. Şimdi çözüm süreci, işte açılım süreci diye adlandırılan çeşitli safhalar geçti. Şimdi Allah var. Sayın Bahçeli, ben o zaman MHP'de milletvekiliydim 2007'den sonra. Yahu Sayın Bahçeli de ortalığı yıkmadı yani bu açılımdan veya demokratik süreçle. Dedi ki, şimdi Allah var, ben hakkını teslim etmeliyim. Döndürüp şurada demedi ki, yani ben sizin bacağınızı kırarım. Demedi. Dediği şey nedir? Sandıkta görüşeceğiz dedi. Biz buna karşıyız. İp falan attı. O sonraki iş. O Apo'nun asılmasıyla alakalı. 2002 o. Erzurum'da ip atıldı. Bu açılım mevzusuna, işte demokratik açılım denilen mevzu, çözüm süreci denilen mevzu iki aşamalı yoldu ya. İkisinde de akil adamlar vardı. Akil adamları döven MHP'li bilmiyorum ben. Onlara söven MHP'li de bilmiyorum. Ben MHP'de milletvekiliyim o zaman. Dolayısıyla bize de yapılan tembih sandıkta. Yani vatandaşa dendi ki, biz de onu dedik. Bu iş yanlıştır. Dolayısıyla siz doğru buluyorsanız AK Parti'yi destekleyeceksiniz. Biz yanlış buluyoruz. Yanlışsa da bizi destekleyeceksiniz. Çok demokratik bir tutumdu. Şimdi böyle bir atmosferden bugün gelinen nokta da şu. AK Parti'ye oy veren Türk'ü Kürt'ü birinci sınıf vatandaş. AK Parti'ye oy vermeyen Kürtlerin tamamı PKK'lı. Ama buna karşılık oy vermeyen Türkler de hain ve terörist. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Gerçekten çok tehlikeli buluyorum. Bizi bugüne kadar o meşhur dış güçler bölemedi. Ama bu dil böler. Gerçekten böler. Onun için bu 14 Mayıs seçimi gerçekten önemli. Bu HDP dediğimiz mevzuda da, yani HDP'ye oy veren insanları HDP herhangi bir pazarlık yapmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye davet etti. Peki Hizbullah'ın yan kolu olduğunu bildiğimiz Hüdapar ise, yani siz niye Hüdapar'ı aldınız demiyorum bakın ben. Hüdapar ise hem de listenin içinde yer aldı. Yani AK Parti'nin listeleri içinde yer aldı. Ve görüşlerinden vazgeçmedi. O görüşlerden vazgeçmedi. Hangi görüşler onlar? İşte ilk dört madde, bayrak, ondan sonra Hizbullah terör örgütü değildir gibi görüşlerinden vazgeçmedi. Ve sonuç itibariyle o listelerde yer aldı. Destekleyici, yani ağırlıklı Kürtler arasında organize bir yapı ve daha dindar bir yapı. Daha yani Türkiye'de şeriatın olmasını isteyen, dini kuralların geçerli olmasını isteyen bir yapı. Ve onlar da kendilerine inanan, onları seven, onlara işte oy verebilecek Kürtleri Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet etti. Şimdi böyle bir durum. Burada eğer her bir partiye oy vereni terörist ilan edersek biz, Türkiye iyi yola gitmez. Yani burada ben çok endişe duyarım. Hele son zamanlardaki bakanların konuşmaları korkunç Fatih Bey. Şimdi ona da geleceğim. Sadece bakanların değil, bugün Sayın Erdoğan da ilginç cümleler sarf etti. Bir reklam arası
vereyim mi arkadaşlar? Vaktimiz var mı? Vaktimiz var. O zaman söyleyeyim. Sayın Süleyman Soylu. Çok ilginç cümleler kullandı geçen hafta bir konuşmasında ve dedi ki işte bu seçim bir darbe girişimidir dedi. Türkiye'de bu söylenmiş bir laf değil, yani seçim için darbe girişimi denmesi üstelik seçim kararını alan Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisiydi. Bugün de Cumhurbaşkanı ilginç bir laf etti sizin bu söylediğiniz PKK meselesiyle ilgili olarak. Dedi ki Kandil destekli Cumhurbaşkanı seçilecek olan kimseye milletim Cumhurbaşkanlığını emanet etmez dedi. İki tane çok ciddi cümle bunlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi birincisi Sayın Erdoğan'dan başlayalım. O kadar vahim bir cümle ki bu. Şimdi Sayın Erdoğan İçişleri Bakanı 31 Mart sonrasında İstanbul'da ertelendi ya, seçim iptal edildi yeniden. O ikinci seçime giderken bir taraftan Osman Öcalan'ın mülakatı yayınlandı TRT'de. Abdullah Öcalan'ın mektubu yayınlandı gene TRT'de. Acayip. O zaman Sayın Bahçeli çıktı, bu mektup dikkate alınmalıdır dedi. Ya yani bütün böyle bir karmaşa esnasında çok ilginç. Döndü İçişleri Bakanlığı işte koltuğunda oturan zat Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener Kandil'le evrak imzaladı dedi. Her ikimizin de dokunulmazlığı yok. Bakın bu devlet ciddiyetini yerle bir eden bir çirkinlik, bir lüzumsuzluk, bir hukuksuzluk. Ben de çıktım, dedim ki sen ne işe yarıyorsun kardeşim? Temel Bey adına konuş. Yani imzalama anlamında söylemiyorum. Hani onu hapse al diyemem. Ama benim dokunulmazlığım yok. İkimizin de yok. Ben eğer o kağıdı imzalamışsam, eğer o kağıdı imzalayan Meral Akşener'i bir de şerefli Türk polisleri terörle mücadele yasasına yönelik koruyorsa o makamda oturma kardeşim sen. Ben İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'nin yurt dışında en uzun erimli, yani kilometre olarak en Irak'taki operasyonuna, içeriye yapılan sınır ötesi operasyonun altında imzası olan şahısın. Diyarbakır'da bana, Van'da bana aynı adamlar gidip faili meçhulcü derken İstanbul'da Kandil'le kağıt imzaladı dediği zaman yalanın ötesinde bir çirkinlik bu. Şimdi bugünkü bu mevzudan dolayı da Sayın Erdoğan'a seslenmek isterim. Bakın ben terörle mücadele yasasına göre korunan bir vatandaşım. Yani genel başkan olduğum için değil. Senelerdir evimin kapısında polis noktası vardır. İçişleri Devlet Bakanlığı'ndan gelip. Evet, terörle mücadele yasası sebebiyle. Şimdi eğer ben Kandil'le, ben PKK'yla, ben bilmem nereyle herhangi bir dolaylı, dolaysız, direkt, indirekt bir irtibat kurmuşsam yuh olsun size, bana gerekeni yapmadığınız için. Derhal Sayın Erdoğan sizin aracılığınızla duysun. Derhal o şerefli Türk polislerini benim yanımdan çeksinler. Benim bir elimde Hizbullah, bir elimde PKK yok. Ben böyle bir şey yok ya. Oslo'da bulunmadım. Ben Megri'de teröristlerin kafasından konfeti temizlemedim. Habur rezaletini yapmadım. Bakın Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hocasıyım ben. 15 yıl. Çok Kürt öğrencimiz vardı. Bana Habur'dan orada görevli iki öğrencim telefon açtı. İkisi de Kürt. 2010. Bana dediler ki hocam Türk bayrağı ve Atatürk resmi çıkarıldı buradaki çadır mahkemelerinden, rahatsız olmasınlar diye. Kelime aynen bu. Bunları söyleyen iki Kürt çocuk benim öğrencilerim. Ben bunu Oktay Vural'a ilettim, grup başkan vekili. Dedim ki bununla ilgili soru sor. Sayın Oktay Vural bunu soru haline getirdi, sözlü soru sordu. O zaman İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'di. O bir cevap, bakacağız ve geri cevap vereceğiz size dedi. Sonra olmadığına dair verdiler. Ama şahit olmuş, gözleri görmüş iki Kürt öğrencimden bahsediyorum. Şimdi bunları ben yaşatmadım. Ama bütün bunların ötesinde alt tarafa bir seçim kazanmak için bu ülkeyi böyle parça pinçik etmeye kimsenin hakkı yok. Bu çok büyük bir suçtur. Koskoca Cumhurbaşkanı. Eğer buradaki şahıs benim adımı da geçiriyor çünkü.
Eğer buradaki şahsın bu tür bir iltisakı, irtibatı vardıysa, sen orada uyuyorsan yuh olsun. Sayın Kılıçdaroğlu kastediyor. Hayır, beni de sayıyor Meral Hanım diye. O da onların yanında duruyor diye. Şimdi bir şey daha var. Bakın, ben sizin aracılığınızla diyorum ki, ister PKK, ister FETÖ, ister Hizbullah, yani ne kadar varsa terör örgütü, bunlarla irtibatı, iltisakı, onlara yönelik sempatisi, yani sayabiliriz bir sürü kelime, bunları olan her bir kişi, ben de varsam, ben de dahil, Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin. Sayın Erdoğan bunu söylüyorsa kabulümdür. Ya daha ne yapalım biz? Kendimizi mi öldürelim? Böyle bir şey yok. Yani PKK ile mücadele edilir. Onunla mücadele etmiş şahıslardan birisiyim ben. Sonuç itibariyle ya siz varsa da böyle bir şey yerine, yani tutun, tutuklayın. Benim hala dokunulmazlığım yok, biliyor musunuz? Evet, yok. Böyle bir şey yok. Ama bunlar çok ayıptır. Çok günahtır. Bir de neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hem ciddiyetsizlik hem iktidarsızlık. Yani iktidar gücünün ne kadar kaybolduğunu gösteriyor. Ya böyle bir şey. Vatandaş bunu böyle anlar ve Türkiye darma duman olur. Alt tarafı bir seçim ya. Bu seçimde bir kısmına şey vatandaş diyecek ki, buyurun sizi iktidar ettim. Bir kısmında diyecek ki, sizle muhalefet ettim. Ben öyle algıladım mesela 2018'i. 2018'de bana dedi ki, senin partini muhalefet ettik vatandaş. Sen bizim avukatlığımızı yapacaksın partinle beraber. Hay hay baş üstüne dedik. Buna karşılık iktidara da dedi ki, sen de bizi yöneteceksin. 3 yıl boyunca ben dükkan dükkan gezdim, öğrendiklerimi anlattım, çözümleri ürettik. Buyurun siz bunları yapın dedik. Allah var, mesela Covid döneminde bir kısmını da yerine getirdiler. %100'ün değil ama onu da gene sizin aracı, zannediyorum sizin programınızdaydı. Bunları da söyledim. Öyle. Ama böyle bir şey yok yani. Alt taraf bir seçim ya bu. Önemli bir seçim. Bakın. Gerçekten önemli bir seçim. Çünkü bir daha parlamenter sistemi konuşmayacağımız bir seçim. 3 kere kazanılmış bir konuda bir daha parlamenter sisteme geçeriz diye bir konuşma olmayacak. Ama AK Partililere sesleniyorum. Burada bu haksızlıklar sebebiyle oluşan bir öfke yumağı var. Bu tarafta da siz varsınız. Şimdi bugün burada da şurada da biz varız. Biz diyoruz ki, güçlendirilmiş, yeni, yani 21. yüzyılın değer setlerine uygun bir demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geçeceğiz diyoruz. Böyle bir sözümüz var. Şimdi dolayısıyla hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı bir sistemi vaat eden bir yapı öfkesini yenmek zorundadır. Dolayısıyla rövanşlar, cadavlar olmaz. Ama ve lakin şimdi burası kazandı. Yani Sayın Erdoğan çok sevenler kazandırdılar. Ben onların yerinde olsam tam tersine Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Kazandığı 5 sene sonra bir daha seçilemeyecek. Partisinde damatlar dışında kimse yok. Doğal olarak buradan seçilecek. Ve bir daha parlamenter sistem konuşulamayacağı için bu yetkilerle öfke yumağı birisi seçilecek. Ben kişisel olarak hiçbir talebim olmadığı için bu rahatlıkta konuşuyorum. AK Parti'yi çok sevenler, Sayın Erdoğan'ı çok sevenler, onların yerinde ben olsam Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm. İyi Parti'ye oy veririm. Samimiyetle söylüyorum bunu. Artık biz şu itişmekten bıktık. Bu dilden bıktık. Gerçekten bıktık. Yani midemiz bulanıyor. Peki, bir kısa ara vereceğim, sonra devam edeceğiz. Verelim. Meral Hanım, hemen arada ben birkaç maile baktım da gelen sorulara. Şöyle bir soru yoğunluk kazanmış. Diyorlar ki, Öcalan'a özgürlük sözleri verildiği, seçilirlerse hapishanedeki Pekkalı'nın salıverileceği demi yalan. Bu konuda bir uzlaşma yaptıkları konusu doğru değil mi? Kesinlikle yalan. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bak durup bakın bana, yani Tayyip Bey'le Abdullah Öcalan arasındaki neredeyse akrabalığa varan ahbaplığı anlattırmak zorunda kalıyorum. Yani bırakıyorlar beni. Yahu şimdi Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedi ya Sayın Erdoğan. Ya Dolmabahçe şeyleri var. Yani o notlar var. Kendi yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum ya. Yani başka birisine giden, ayıp yani devlet açısından ayıp. Yoksa yani siyasetçi olsa vallahi söylerim. Ama
Yargıdan birini gönderdiler. Hah, böyle söyleyeyim. İsmini değiştirerek gitti. Dolayısıyla anladığım kadarıyla yazılı şimdi basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Yani o açığa çıktı. Orada yani destek talep etmişler. O da sonradan inkar ediyorsunuz. Yazıya dökülmesi lazım denmiş. Yani bu kısmını bilmiyorum bakın. Bu kısmı basına yansıyan. Ama kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum. Şimdi yani 31 Mart sonrası İstanbul'da yapılanlar meydanda. Şimdi böyle bir durumda bakın ne FETÖ'sü, bu netlikte söyleyeyim, ne Hizbullah'ı, yani Gaffar Okka'nın katilleri de, Gonca Kuruş'un katilleri de, efendim gencecik evlatlarımızın katilleri de herhangi bir şekilde serbest kalacak diye bir anlaşma yapılması mümkün değil. Ama bizim yapacağımız tek şey şu, ben siyasetçi olarak Fatih Altaylı'nın kravatını beğenmedim ki çok güzel. Diyelim ki ben sizi parmağımla işaret edip vurun bu adamı diyemem. Siz suç işlemişseniz hukuk gereğini yapar. Yargı, adalet gereğini yapar. Yani ben şu adam veya şu kadın suçludur ben diyemem. PKK için konuşmuyorum ben bunu. Herhangi bir konu için konuşuyorum. Ama suçu sabit görülmüş, hukuk tarafından yargılanmış, konmuş herhangi bir teröristin nasıl böyle bir şey olabilir ya? Günahtır. Gerçekten dini olarak da günahtır. Yani bu kul hakkıdır. Çok yalan. Gerçekten yalan. Peki şöyle bir risk yok mu hocalar açısından baktığımız zaman? Bununla ilgili bir hukuki soru. İktidar kim olursa olsun, siz veya başkası, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da olsa, Sayın Kılıçdaroğlu olsa hiç fark etmez. Öcalan'ın yattığı süre göz önüne alarak hapisten çıkma ihtimali yok mu? Şimdi bunlar zaman zaman konuşulur. Konuşulur için soruyorum. Şimdi bakın ben Öcalan yakalanıp geldiğinde Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın başkanıydı. Evet. Ve bir şey fark edildi. Yani uluslararası hukuka uygun bir STK Türkiye'de yokmuş. Ve biz öyle bir STK olarak kabul edilebilirmişiz. Şimdi Öcalan'ın mahkemesiyle ilgili ne kadar avukat varsa, şehit yakınları adına görevlendirilecek ne kadar insan varsa organize eden şahısım ben. O mahkemeleri, o avukatlar üzerinden, hukukçu değilim, o avukatlar üzerinden ciddi ciddi takip eden bir insanım. Dolayısıyla uluslararası hukuk başka elbette var, bir de bizim kendi hukuku, iç hukukumuz var. Şimdi siz yani bu işte çeşitli iddialar 30 bin kişi deniliyor, 40 bin kişi deniliyor. Yani bu kadar insanın, daha doğrusu Türkiye'nin silahlı bir örgüt kurarak bölünmesini isteyip bu konuda cinayet işleyen, bunun talimatını veren, kendi silahı öldürmese bile bütün bu ölümlerden sorumludur bu kişi. Dolayısıyla de ister şey olsun, Kemal Bey olsun, İster kim olsun hiç alakasız, yani Öcalan'ın kardeşi olsun, bizim Mehmet olsun tırnak içi, yapamaz. Bakın o dönemde biz zaten o avukatları organize etmiş, şehit yakınlarıyla çalışmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hayır, bunlar şimdi bu dürtmeler olur ama olmaz. O manada söylüyorum. Uluslararası zeminde de bunu savunmak mümkün. Ama siz dış politikayı bipolar bir anlayış içerisinde, kankam Putin, arkadaşım Trump gibi, işte dün aziz dostum Esat, sonra da hain efendim şerefsiz Esed haline çevirirseniz, katil Esed pardon haline çevirirseniz, bu bipolar bir dış politika olur. O zaman her gelenin bir şeyi olur sizde. Mesela bakın ben bu Suriyeli mevzusunu bir kere daha söylemek isterim. Ya bu ne de, nasıl bir devletti o beğenmedikleri devlet. Ben Türkiye'de 40 yaşında İçişleri Bakanlığı makamına atanmış bir kadınım. Ya kendimi de böyle acemi kabul etmiş bir vatandaşım kendimle ilgili ki yani güvenlik konusunda çalışmış bir hocanın asistanıydım, rahmetli Tarakçıoğlu hocanın. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Oturduk. Vallahi 2 hafta, 3 hafta geçti. MİT. Müsteşar bana dedi ki MİT'ten, Müsteşar Bey, MİT, dışişleri, askeriye ve emniyet dahil olmak üzere bir bütün içinde dediler ki size biz bir briefing vereceğiz. Daha o zaman iklim ısınması yok. İklim sorunu yok. Göç mevzusu yok.
Yani Suriye yok, Irak yok, böyle şeyler yok. Ve niçin rahmetli Özal'ın o 150 bin civarındaki insanı tampon bölgede tutup parasını ödeyip içeri almadığını anladım ben. Dediler ki, evet, rahmetli Özal zamanı. Şimdi dediler ki biz size bir briefing vereceğiz, buyurun. Konu ne biliyor musunuz? Dünyanın bütün ülkelerinde, problemi olan bütün ülkelerinde bir göç hareketi var. Asya ve Afrika'dan göçün ana noktası, geçiş yeri biziz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne gidiyor bu insanlar. Yani fakir insanlar, savaş olan ülkelerden canını kurtaran insanlar batıya gidiyor. Bunların geçiş yeri de Türkiye ve size diyecekler ki, her İçişleri Bakanı'na bunu teklif ediyormuş verirsem Avrupa Birliği. Diyecekler ki geri kabul anlaşmasını imzalayın kardeşim. Ondan sonra da Türkiye'si hendek olsun. Bu hendek sözü bana aittir. Sakin. Ve bu hendeyi bana söyleyen o devrin devlet bu insanlarıdır. Bu uluslararası kabul görmüş bir cümle. Evet. Göçmen hendeği. Ama ben onlardan öğrendim. Evet. Yani o bürokrasiden öğrendim. Şimdi bana dediler ki Sayın Bakanım sakın ha. Ve o kadar böyle bilgilendirildim ki ben. Bütün her konuda böyle en ufak bir şey olsa bu göçle ilgili bir şey olmuşumdur. Yani bir gerilim yaşamışımdır. Teyakkuz haline geçmişimdir. Büyük göçen ülkenin tamamında bir istikrarsızlık söz konusu. Tabii zaman şimdi içerisinde. Ama ne oldu? Yahu bakın birinci derecede sınırdaş olduklarımız ülkelerle bizim, biz ona ekonomik coğrafya diyoruz. Para yani ticaret yapabileceğimiz miktar 7 trilyon dolar. Ya biz niye kavga ettik? Yani Beşar Esad'la biz niye kavga ettik? Suriye'nin bu hale düşmesi. Peki burada Davutoğlu'nun fonksiyonu yok mu? Sordunuz mu? Şimdi ben Sayın Davutoğlu'yla zaman zaman konuşuruz bu konuları. Bir de şöyle bir durum var. Sayın Erdoğan gibi insanların talimatları üzerine yürür politikalar. Yani şimdi mesela biz Demirel'in, rahmetli Demirel'in zamanında ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Tansu Hanım'ın talimatı elbette önemliydi. Rahmetli Hoca'nın talimatı elbette önemliydi. Ama orada bir denge unsuru da rahmetli Demirel'di. Bunların hepsi kalkınca orta yerden ne partiniz adına ne sistem adına bir denge denetleme hiçbir makam kalmadığı için oralardaki sistemler muhtemelen yani öyle de oluyor. Sayın yani siz orada Sayın Erdoğan'ı suçlu görüyorsunuz. Hayır, sorumlu görüyorsunuz. Yani. Sorumlu. Suçlu demeyeyim de sorumlu. Şimdi yani bugün değişen bir şey var mı? Sayın Erdoğan'ın en büyük özelliği şu. Elini yıkayıp birilerini suçlu haline getirmesidir. Bir ikinci şey de şudur. Sayın Erdoğan mutlaka bir kişi, bir grup, bir insan ondan maddi manevi alacaklıysa fazlasıyla öder. Ondan sonra üzerine çıkar zıplar. Yani itibarsız hale getirir. O nedenle vasatlığı sever ve vasatlığı sevdiği için de kendi fikirlerini, özellikle çok iyi tahsilli olduğunu düşündüğü kişilerin karşısında kendi fikirlerini uygulatır. Bir psikolojiden bahsediyorum size. Yani ona hayır, ya o işi yapacaksınızdır ya da yapmayacaksınızdır. Mesela ben AK Parti'nin kuruluşunda varım. Ama hayır, yani kurucu olamadan evet. Derhal ayrıldım. Şimdi dolayısıyla Sayın Erdoğan ilginç bir arkadaştır. Peki biraz daha başka bir noktaya geçelim. Son günlerde bir tartışma var yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi üzerinden çıktı tartışma. Atatürk Havalimanı'nı Amerika'da yerleşik bir Türk şirketinden ya da Amerika'da şirket kurmuş iki Türk vatandaşının sahip olduğu Sierra Nevada Corporation'la beraber havacılık ve uzay merkezi haline getireceğini söyleyince Baykar'ın patronlarından Haluk Bayraktar çok sinirlendi ve dedi ki Türk şirketleri varken niçin böyle yapıyorsunuz dedi. Ve iş zaten o noktaya doğru evriliyordu. Özellikle sizin taraftaki yani sizin ittifaktaki Babacan'ın partisinden bazı cümleler ve başka çıkışlarla beraber gelince sanki siz geldiğiniz zaman Türkiye'nin savunma sanayindeki büyük hamlesi gerçi henüz daha ihracata çok büyük yansımış olmasa da herkesin gurur duyduğu işler yapılıyor. İşte bu Aselsan'la, Havelsan'la, TAI ile başladı. Zorlu Vestel'de yaptı birkaç şey. Ve son dönemde de giderek güçlenen bir Baykar söz konusu. Siz ilk devre iktidarınızda
eğer kazanırsanız iktidarı. Kazanacağız inşallah. Savunma sanayinde bu eleştirilere haklı çıkaracak bir hamle görüyor musunuz? İşte ne bileyim Baykar gibi yok. Herkesin çok övündüğü kurumlara karşı bir şey olacak mı? Ya da Haluk Bey'in bu isyanlı itirazını nasıl karşıladınız? Şimdi ben kendi adıma yani böyle bir konuda asla bir şey başarmış. Sadece sivil savunmadan savunma sanayinden bahsetmiyorum ki her alandan bahsediyorum. Kaldı ki ta Roketsan zamanından beri ilgilendiğim konulardır bunlar benim. Mühendislik, elektronik mühendisliği bölümünden mezun etmiş olduğumuz, ben İnkılap Tarihi hocasıydım. Benim çocuklarımın yani öğrencilerin bir kısmı bu işlerin Ar-Ge'sini yaptılar. İlgi alanımdadır. Yani en ince teferruatıyla bilmiyorum da genel mantığı bilirim. Dolayısıyla Türk mühendislerinin, Türk okullarından mezun bu gençlerin, neticede Baykar elbette kendileri çalışıyorlar. Özdemir Bey çok saygın bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ama neticede burada yaşayan mühendislerle beraber çalışıp ortaya koydukları güzellikler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Baykar şirketine ve onun kurucusu rahmetli Özdemir Bey'e duyduğu saygıyı biz hepimiz biliyoruz. Hı hı. Yani kendisinden sonra bir de ziyaretine gitti. Yani o şirketi ziyaret etti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun o diğer iki Türk'ün kurduğu... Dava açmış galiba ama öyle dedi Haluk Bey. Onu bilmiyorum. Hı hı. Ama o iki Türk'ün kurduğu o şirketi Türkiye'ye getirip uzay konusunda çalışma yapacağız demesinde de bir sakınca yok. Şimdi birincisi bu. Ve o şirketin, şimdi bakın ister yurt dışında, Türkiye'nin yurt dışında okuyan çok insanı var. Orada şirket kurmuş, başarılı olmuş. Almanya'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var, Amerika'da var. Pek çok insanımız var bizim. Benim bakışıma göre, yani Baykar'da dahil olmak üzere, ister yurt dışında, ister Türkiye'de bir şey başarmış herkes, sadece savunma değil, aha da şunu bulmuş, herkes baş tacıdır. Bize düşen, biz siyasetçilere düşen, siyasi yönetimlere düşen bu insanların önünü açmaktır. Mümkünse de bu tersine beyin göçü dediğimiz bu insanları da alıp buraya getirmektir. Yani bu iki Türk'ün kurmuş olduğu, bir kadın bir erkek kurmuş oldukları o şirketi de kötülemek doğru değil. Buradan Baykar'a savaş açılmış olduğu gibi bir sonuç çıkarmak da doğru değil. Ama Atatürk Havalimanı açısından bakarsak hadiseye, ben kişisel olarak ve partimiz olarak Atatürk Havalimanı'nı tekrar uluslararası havalimanı haline getirmek doğrudur diye düşünüyorum. Hatta ortak mutabakat metnine de onu yazdık. Şimdi böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu o iki tane pisti bozdukları için zaten özel uçaklar iniyor biliyorsunuz evet. Orada. Yarı hizmet veren bir konumda hastane yapıldı. Onun üzerine bir cami işte, yapılıyor, bir basket sahası yapılmış galiba. İşte buyurun. Bunun üzerine bir de bir uzay çalışmaları merkezi açmayı önerdi. Ama bana göre orası bilerek, isteyerek teammüden Atatürk Havalimanı diye yazılıp ve tekrar uluslararası bir havalimanı haline getirilmesi lazım. Bu benim kendi görüşüm. Tabii bir yandan da Kemal Bey'de bir şey var. Yani Kemal Bey bir yandan orayı tekrar hava olarak açacağız diyor. Bir yandan uzay merkezi yapacağız i̇şte diyor. O şeyleri görünce basket sahalarını vesairelerini, hastaneleri falan görünce de işte orada bir uzay sahası, uzay merkezi yapalım dedi. Ama anladığım kadarıyla biz bu konuyu konuşmadık kendisiyle. Evet, dışarıdan bu tersine beyin göçünü, Türk şirketlerini Türkiye'ye getirmek anlamında bir davranış biçimi var. Bu da çok saygıdeğer. Yani bu Baykar'a bir savaş değil ki. Ya Baykar'da bizim şuramızda gezdirmemiz gereken bir durum. Kim, yani hani vardır ya klasik, kim taş üstüne taş koyuyorsa başımızın tacıdır diye. Yani orada bir sorunumuz yok. Pekala. Şimdi önünüzde bir acayip bir şey görüyorum. Evet. Komünizme merak sardınız. Das Kapital mi? Ne o öyle? Tuğla gibi geliyor. Evet. Okunmaz o. Ne o öyle? Şimdi bu 3000 maddelik, 2300 sayfalık bizim seçim 2023 İYİ Parti'nin seçim beyannamesi. Böyle beyanname mi olur canım? Şimdi bakın bunun özelliği şu, bu güzel kısmı şu. Yani özellikle Zeynep gibi gençlerimiz açısından bu şahsa özel beyanname. O ne demek? Yani siz şimdi doğum tarihini giriyorsunuz, tarihinizi giriyorsunuz.
Ondan sonra işte seçiyorsunuz, içinden şeyler var, geliyor önünüze internette. İşte şu şu, diyelim ki iklim krizi diyorsunuz, işte yeşil enerji diyorsunuz falan. O sizin önünüze özel olarak, o şahsınıza özel çıkıyor. Ama bu internette var yani bu. Evet, herhalde. Böyle bir durum. Şimdi bu Türkiye'de tarihte ilk defa yapılan bir iş. Dolayısıyla biz buna çok övünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız... Nedir diye merak evet, ediyorum, kocaman bir şey. Yani oluyor. Biraz uyuzlukta yapıyoruz tabii de. Şimdi yani bu internet üzerinden... Ne diye bakacağız bilgisayarda ona? Şimdi mesela dedim demin. Bakın neler var içinde. Şimdi demokratik, özgür, adil ve Türkiye diye başlıyoruz. Hükümetin etkinliği, düzenleme, yasama reformu, yürütme reformundan başlıyoruz. Maliye politikası, oradan yapısal politikalar, politika koordinasyonu, mesela vergi. Şimdi girdiniz siz Fatih Altaylı olarak. Dediniz ki işte yazıyorsunuz, bilgiler istiyorlar sizden. Vergiyi yazdınız. Geçelim şuradan. Finans sektörüne yönelik diğer hususları yazdınız. Veya rekabetçi ve teknolojiye yön veren Türkiye bilim politikası dediniz. Ar-Ge'yi, dijital dönüşüm, yenilikçilik yazdınız. Sizin önünüze bunlar tek tek geliyor. Dolayısıyla şahsa özel seçim beyannamesi bu. Bir de tarihte gene ilk defa bunlardan ayrı olarak biz gençlikle çalışıp gençlik beyannamesi hazırladık. Bu kadar. Ama şey, tamamen gençlerle çalışma. Bir de yurt dışına dair, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili olarak gene ben grup toplantımızda da ilan ettim. Ayrıca onlara özel bir seçim beyannamesi ilan ettik. Ama bu bize dair. Bunun içinde ortak mutabakat politikalar, ortak politikalar mutabakat metninin de bazı ögeleri var. Mesela bizden oraya giren, o metne giren bazı konular var. Mesela sabah ve öğle yemeğini devlet okullarında okuyan çocukların, ilkokuldan lise sona kadar olan çocukların, çünkü bodurluk başladı Türkiye'de. O çocukların beslenme bozukluğundan kaynaklanan. Evet. Beslenme yetersizliği. Evet. O çocuklara öğle yemeğini devlet tarafından verilmesini, mesela bizim o Rüzgar Gülü projemizdi. Onu bizim önerilerimiz olarak girdi. Bunun gibi şeyler var. Ortak mutabakat metninde de biz de çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz. Peki hemen bir şey daha sorayım şimdi. Atatürk Havalimanı tekrar açacağız deyince herkesin aklına şu geliyor. 10 milyar euro harcanarak yapılan bir dev havaalanı var. Bu çöp mü olacak? Hayır, çöp olmaz ama o yanlış yapılan bir yatırım. Düzenlemelerini yapıp onun da yani bizim mesela şu hedeflerimiz var. İstanbul'a gelen turist sayısını 3 ile çarptığınız zaman, yani Paris'e en son bildiğimde yıllık 50 milyon turist geliyor idi. Tamam, yanlış hatırlamıyorsam. 70 olabilir, bakacağım şimdi. 70 ya da 50. Yani ben en son ne zaman bakmıştım? Bir yıl evvel bakmıştım. Dolayısıyla sadece İstanbul'a böyle bir turist getirdiğinizi düşünün. Bütün havaalanlarınıza ihtiyaç var. Evet. Orada sorun yok. Yani yine de her halükarda o havanda tabii, kullanılır. Tabii. Yani nereye atacaksınız? Çöp olamaz ki, o kadar milyar yatırım yapmışsınız. Peki şimdi çok konuşan şeyden bir tanesi de şuydu. Listeler. Şimdi siz listeler yapılırken ortak liste yapılması konusunda bir mutabakat olacağını varsayıyor herkes. Çünkü ortak liste yapıldığı zaman 300 milletvekilinin üstüne çıkma ihtimali Millet İttifakı'nın çok güçleniyordu. Ancak siz ortak liste yapmadınız pek çok yerde. Bazı yerde yaptınız ama çoğunlukta evet, yapmadınız. Bu bir zafiyet doğurmadı mı? Çünkü bu durumda baktığınız zaman ne siz ne Cumhur İttifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamaz gibi duruyorsa. Biz senden ne çıkacağını bilemeyiz ama anket sonuçlarına baktığımız zaman böyle bir şey görünüyor. Niçin yapmadınız ortak liste? Neydi size engelleyen? Şimdi çıkan meşhur yasanın özelliği, Cumhur İttifakı toptan beraber girecekti. Biz de ayrı ayrı girecektik. Deva ve Gelecek gibi partilerde dahil olmak üzere. Bütün dümen buna göre yapılmıştı. Fakat sonra Hüdapar haricinde ayrı ayrı girildi. Cumhur İttifakı'nda MHP de ayrı girdi. Evet. Büyük Birlik vesaire. Hepsi ayrı girdiler. Hüdapar hariç. Şimdi böyle bir sistemde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden girdiler. Biz 2018'de de kendi logomuzla girmiştik. Dolayısıyla 31 Mart'ta da bir işbirliği yaptık Cumhuriyet Halk Partisi ile. Orada da bazen ortak, bazen ayrı ayrı belediye başkan adaylıkları söz konusu oldu. Şimdi bu seçimde de biz
ayrı girdik. Zaten bunu hiç konuşmadık biz kendi aramızda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden biz de girelim diye. Çünkü biz yani sonuçta seçim geçirmiş bir partiyiz. İşte 43 milletvekili çıkartmıştık o zaman. İddiamız var. Mesela benim şöyle bir iddiam var. Birinci parti çıktığımız takdirde ben başbakan yetkilerine haiz birisi olabilirim. Ama başbakan olamazsınız. Ama yetkilerine haiz olabilirsiniz. Ama birinci parti çıkmadığınız takdirde ister parlamenter sisteme geçin, ister geçmeyin, yani hemen geçmeyin. Siz o başbakanlık diye bir talebiniz olamaz. Dolayısıyla böyle bir iddiam var benim. Şimdi bu iddianın ortaya konulabilmesi için hem milletvekili sayınızın artması gerekiyor hem oy oranınızın artması gerekiyor. Dolayısıyla biz başından beri arkadaşlarımla beraber böyle tercih ettik. Hiç biz konuşmadık. Bunu genellikle bizim dışımızda konuşuldu. Evet, konuşuldu. Dışında böyle bir şey olsa ne kadar iyi. Yani genel olarak da şöyle bir baskı yedik biz. Yani mümkünse bir türlü sevdiremedik kendimizi bazı arkadaşlara. Yani her bir konuda problemin kaynağıymışız gibi davranıldı. Böyle bir saçma dönem geçirdik. Aman işte o olmazsa. Başından beri kararınız buydu. Hayır, asla CHP'yle de böyle bir konuşmamız olmadı bizim. Yani son anda caydık falan diye bir şey. Hayır, öyle bir şey. Söz konusu değil. Birileri bizi zorladı. Yani birileri derken CHP'ye de ayar vermeye kalkışan, CHP'nin patronuymuş gibi görünen ama kafasını elini taşın altına koymayan pek çok muhterem bu konuda böyle derin derin fikirlerini saçtılar ortaya yere. Bu da vatandaşın kafasında pek çok soru işaretine sebep oldu. Yani onları izleyen vatandaşın, o manada söyleyeyim. Sokaktaki adamın farkında bile olmadığı konular. Peki, Kemal Bey'in bazı söylemleri Cumhur İttifakı'nda tepkiyle karşılıyor. Bunların başında 300 milyar meselesi var. Evet. Kemal Bey dedi ki yurt dışından 300 milyar dolarlık kaynak buldum ve bu kaynağı Türkiye'ye getireceğim. Bunlar yatırım yapacaklar Türkiye'ye dedi. Bunu Cumhur İttifakı tefecilerden para almak şeklinde ele aldı ve neye karşılık bu parayı alacaksınız diye sordu. Bu paranın kaynağı nedir? Bu para niye bugün gelmiyor da Kemal Bey zamanında ya Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa gelecek? Var mı hakikaten böyle bir para ortalıkta? Şimdi şöyle, bir kere yani ekonominin patronu güvendir. Birincisi bu. İkincisi, kaynağı belli, para temiz paradır. Dolayısıyla o para yatırıma gelir. O yatırıma gelen, ister yerli para da dahil olmak üzere, yatırıma giden her para neyi bekler? Yatırımcı neyi bekler? Hukukun üstünlüğünü bekler. Yargının bağımsızlığını bekler. Önüne göre, önünü bekler. Görebilmeyi bekler. Evet, yani sabah canım sıkıldı. Yani bu böyle olsun denilmemesini bekler. Faizi düşürdüm de. Tabii kuralların önceden ilan edilmesini bekler. İşte güven dediğimiz konu, ekonomi patronu güvendir dediğimiz konu. Yani kısaca hukukun üstün olduğu, yargının bağımsız, korkusuz, tarafsız olduğu, denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu, tam ve kamil bir demokrasinin uygulandığı bir yer ister. Çin'e gidiyor ama mesela yatırım. Ama Çin'de de onların yürüdüğü yolda, mesela Çin'de şey yok, yolsuzluk yok öyle. Yani yabancı para da yok. Yani yatırıma giden önünü görüyor Çin'de. Çin'de yerli parası da, Çin'in çalışanlarında problem var. Yani 100 dolara çalıştırabiliyor yatırımcı. O başka bir şey. Çin avantajı oluyorsun. Yani Çin'de artık başka bir öyle şey. Değil. Efendim? Artık gerçi öyle değil. Hayır, öyle değil ama kendi iş adamlarını oluşturdular artık. Evet. Ben yani Çin'e epeyce gitmiş gelmiş insanlardan birisiyim. İlk defa gittiğimde 95'ti. Yani bir kadın toplantısına gitmiştim. Çin devasa adımlarla yürüyen bir yapı. Onun konuşabiliriz yani. Çin'in dünyaya da şimdi para satıyor. Dünyadaki alanları ele geçiriyor. Amerika, o başka bir Amerika'nın şey. Amerika'nın bonolarını büyük bir nedenle tutuyor. Şimdi Amerika'nın yaptığının çok daha dışında. O demokrasinin olmadığı ülkeleri seçiyor Çin. Hı hı. Kendi ülkesinde gelen yatırımcıyı bugüne kadar zora sokmadı. Yani şimdiden sonra yatırımcının önünü kesiyordur, onu bilemem. Ama özü bu. Şimdi öyle olduğu için bugün Türkiye'de kaynağı belirsiz paralar var. Nedir bu?
kara paradır, nereden gelmiştir, X'tir, Y'dir, Z'dir. Bu kaynağın sorulmama hali habire önümüze gelir. Nereye gelir? Borsaya gelir. Nereye gelir? Faize gelir. Ondan sonra çıkar gider. Şimdi bu sistemin dışında 300 milyar dolarlık bir temiz para denilen, yani kaynağı belli, gelişi gidişi kurallara uygun yatırım yapacak bir paradan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunun yani herkesin bildiği bir yol. Peki, bu. Seçim sonrası için sizin parti, sizin blokla ilgili en önemli mesele şu. Cumhur İttifakı'da aslında baktığınız zaman 6 bileşen oluşuyor. Siz de 6 bileşen oluşuyorsunuz. Yani aranızda sayısal olarak bir farklılık yok. Ancak sizin ittifakınızda zaman zaman tartışmalar olması, ya bunlar sürekli kavga ediyorlar, seçilmeden sonra da ederler mi sorusunu en azından bazı kesimlere gündeme getiriyor. Son olarak siz burada verdiğiniz sözü tuttunuz ve hiçbir şekilde bir daha bir tartışma çıkarmadınız ama son olarak Turan Çömez dedi ki seçimden sonra hesap soracağız. Kimden? Babacan'dan. İşte bu biraz acayip değil mi? Ben şimdi bu bazı mevzular var ya, bu Ergenekon ve şeyle ilgili, Balyoz mevzusuyla ilgili Sayın Yeneroğlu'nun bir beyanının uzaması üzerine bir tavır alındı. Şimdi bizim sistemimizde arkadaşlarımız demokrasiye inanırlar. Ben de demokrasinin partimizde içselleştirilmesine gayret eden, benimle çok rahat konuşulan bir sistemdir. Böyle olduğu için arkadaşlarımız görüşlerini ileri sürerler. Ama ne Sayın Babacan, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında bir soru işareti var. Hani beraat edildi ya, yeniden bunu açmamız lazım gibi bir tavır koyabilir. O mutabakatta bunlar yok. Dolayısıyla yeni bir yol açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Dolayısıyla Turan Çömez bunun üzerine kendisi yani çok acı çekti. Evet. Türkiye'den kaçtı. Gitmek zorunda kaldı. İşte kaçtı. Oralarda yani yaşadıklarını anlattığı zaman oturup ağlarsınız. Türkiye bu acıları artık bitirmek zorunda. Dolayısıyla zaman zaman bu tür tepkiler olur. Ama burada denge ve denetleme mekanizmaları devrededir. Kavga edilmez, merak etmesin kimse. Bakanlar meselesi mesela, farklı farklı görüşlerde insanlar olabilir. Ama ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim. Bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim. Dolayısıyla esasında özünde bir koalisyon bu. Öbürü de o, bizimki de o. Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır. Çünkü kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz. Çünkü hep bir denge ve denetleme mekanizması. Evet. Çünkü hepimiz sizin oyunuza talibizdir. Yani Fatih Altaylı'nın oyuna bu 6 partinin 6'sı da taliptir. Ve bir daha da talip olacağını biliyordur. Tabii. Dolayısıyla siz veli nimetsinizdir. Ama bu tek sistemde, yani tek parti, bu kadar uzayan tek parti, sonra tek adam sisteminde sizin bir değeriniz yok. Asıl mesele bu. Şimdi bakanlık konusunu size açınca sormadan geçemeyeceğim. Şimdi bakanlık konuları tartışmalı. Her partinin kendine layık gördüğü veya kendi ekibindeki isimler dolayısıyla burası benim hakkım dediği bir takım bakanlıklar. Bunların başında ekonomi geliyor. Sizin ekonomiyle ilgili çok iyi bir ekibiniz olduğunu ben şahsen biliyorum. Sayın Ali Babacan kendisine ve ekibine çok güveniyor geçmiş tecrübesiyle beraber. Üstelik de Sayın Babacan'ın varlığı bir anlamda iyi. Çünkü 20 yıllık bir hafıza noksanlığını ancak Sayın Babacan ortadan kaldırabilir iktidar değişikliği halinde. Siz oturduğunuz zaman ya da sizin gösterdiğiniz kişi oturduğu zaman nerede ne vardı derken bir sene geçer. O yüzden Babacan'ın varlığı bence kıymetli o açıdan. Ama bir yandan da aynı posta çok fazla talep var. Sizin işte Bilge Yılmaz'ın adı geçiyor, işte Babacan'ın adı geçiyor, işte başka bir sürü isimler var, dışarıdan isimler, içeriden isimler var. Ancak koalisyon protokolünden bildiğimiz kadarıyla da, daha doğrusu ittifak protokolünden bildiğimiz kadarıyla da milletvekillerinin bakanlık yapmasını siz pek istemiyorsunuz. Hayır, olmayacak. Olmayacak değil mi? Hayır olmayacak. Şimdi şöyle. Bilge Yılmaz aday. Hayır, Bilge Yılmaz milletvekili adayı değil. Ha, değil mi? Pardon. Değil. Bizde bir Olay Demir de değil. Ayfer Yılmaz değil. Ayfer Yılmaz değil. Naci Cinisli değil.
Hakan Sıdalı yani değil. Yani siz kabine yani, için aday İsmail Koncuk değil. Dolayısıyla peki orada bir kavga çıkar mı mesela? Şimdi hayır, şöyle bakın. Bir kere biz kim kimi neyi alacak hiç konuşmadık. Bunun sonuçlarını oylar belirler. İyi Parti bizim öngördüğümüz gibi, hayal ettiğimiz gibi, talep ettiğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi milletimizin teveccühüne mazhar olursa ve inşallah birinci parti çıkarsak o zaman başka bir kombinasyon. İyi Parti, XYZ, çünkü diğer siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden milletvekili çıkaracaklar. Sayılarını ben bilmiyorum. Yani ayıptır bana sormak. Dolayısıyla bilmiyorum kaçar milletvekili ile biri 6 galiba, biri 18. Yani bilmiyorum ben. Dolayısıyla bizim çıkaracağımız milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı milletvekili sayısı, başlangıcı budur. Ondan sonra ilk onu o ağırlıkta mı kabinede yer alınacak? Elbette. Zaten bu masada böyle konuşuldu. Yazılmadı çünkü gerçeği yazılı da var da hani oy oranlarına göre elbette milletvekili. Yalnız şu verildi. Yani bu mutabık kalındı. Biz iki belediye başkanı da dahil olmak üzere 5 genel başkan, yani 7 kişi başkan yardımcısıyız. Bu da çok eleştiriliyor. Yok, hiç yani o eleştirilecek bir durum değil. Siz Fransız ekolünü bilirsiniz. Alain Juppé'nin böyle bir yönü var. Yani Bordeaux belediye başkanı olup aynı zamanda başbakanlık görevini yerine getirdi. Yani böyle bir hukuki bir problem yok. Ha sonra seçim zamanı gelir 10 ay sonra. Bu iki arkadaşımız biz tekrar bu görevleri yerine getireceğiz derler. Onu bilmiyorum ben. 10 ay sonra seçim zamanı mı? 10 ay sonra belediye seçimine geliyor. Seçim zamanı. Dolayısıyla onları bilmiyorum ben. Onları konuşmadık. Biz şu anda odaklandığımız konu hepimiz cümbür cemaat çalışıyoruz ki hem Cumhurbaşkanlığını alalım, biz de İYİ Parti olarak aynı zamanda da biz de yüksek bir oy oranıyla meclise girelim. Şimdi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı var. Birer de bakanlık olur bu çerçeve içinde. Ondan sonraki kalanı muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin sistemi üzerinde olur. HDP'den bakan olacağı falan iddia ediyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bir de bakın, bu da çok ayıp oluyor bunlar. Ben bazen de çok üzülüyorum. Şimdi Mithat Hoca, Mithat Sancar açıklıyor. Diyor ki ya herhangi bir pazarlığımız, tuzarlığımız, kadro, madro istediğimiz yok. Yani bu insanlara da böyle yani yalan yapalım derken çok endişe ediyorum Türkiye'yi bölecekler diye, ruhen bölecekler diye. Maalesef. Yani bizim 29 belediye başkan adayımız ve belediye meclis üyemizi 31 Mart'a giderken Yeni Şafak gazetesi PKK'lı diye yazdı ve nüfus cüzdanlarını yayınladı. Evet. Bu ülke bunu yaptı. Bunlardan bir tanesi Abdullah Uçar. Diyor ki çocuğu ben şeye çıkaracağım. Bursa'da, İzmit'teydi, Muşlu. Programda onu da konuşturacağım. Sahneye çıkaracağım. Ne diyeceksin oğlum dediğimde, abla diyeceğim ki dedi, ben Kürt'üm ama PKK'lı değilim. Buraya getirmek ayıptır, günahtır. Sayın Erdoğan yapmasın bunu. Şimdi aynı şey, yani 5 tane oyu fazla alacağım diye Türkiye'yi birbirine düşürmenin anlamı yok. Ben İzmitliyim. İzmit'te PKK terör örgütü ile mücadele ederken şehit düşmüş Mehmetçin, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. İki aile de aynı apartmanda oturur, beraber ağlar ya. Bu böyle bir şey. Eğer Güneydoğu'da o korucu aileleri olmamış olsaydı, eğer o Kürtler tavır koymamış, siz iyi bilenlerdensiniz, yani gazeteci bilenlerdensiniz, olmamış olsaydı biz Güneydoğu'da neyi konuşuyor olacaktık? Dolayısıyla kesinlikle HDP ile alakalı böyle bir durum yok. Evet. Ama sanki HDP buradan bir şey istiyormuş gibi de anlaşılmasın. Onların da böyle bir talebi yok. Kaldı ki onların bakanlarını yaptı AK Parti. İki bakanlık verdi HDP'ye o zaman. Kimdir? Yani o 2015'te yeni seçime giderken, 1 Kasım seçimlerine giderken HDP iki bakanlık verdi o geçici hükümette. Doğru, evet. Tabii. Bir başka ilginç konu da yine Sayın Babacan'ın benim programı söylediği bir cümle. Şimdi Kemal Bey sürekli olarak
Türkiye'den gittiğini söylediği, Türkiye'den götürüldüğünü söylediği bir 400 küsür milyar dolardan bahsediyor. 418. 418 diyor. Bu parayı geri getireceğim diyor. Bir de sürekli olarak söylediği bir beşli çete söylemi var. Ben beşli olduğu kanaatinde değilim. Bu daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Çok önemli değil o. Ama Sayın Babacan da diyor ki, dedi ki bana, ben bunu sorduğunda, ben dedi bu söylemlere katılmıyorum dedi. Siz katılıyor musunuz bu söylemlere? Bu müteahhit grubuna çetediyor musunuz? Şimdi ben şöyle, yani zaman zaman beşli çete diyerek konuşmalar yaptım hep. Orada bir meselemiz yok. Yalnız, şimdi biz iktidara doğru gidiyoruz. Biz siyasetçiler, demin onu söyledim. Bu çeteymiş, meteymiş, doğrudur, yanlıştır. Bakın, o karar benim size değil. Size ait değil. Benim görevim şu. Ben hükümetin içinde yer almış bir vatandaş olarak, bir siyasetçi olarak yargıyı, tekrar söylüyorum, tarafsız, objektif, bağımsız ve korkusuz. Yani bir çete varsa onu ben değil yargı bulur. Ama ben hoşlanmadığım, gıcık olduğum, uyuz olduğum bir kişiyi bir çetenin içine sokup parmağımla gösteremem. Siyasetçi bunu yapamaz. Ama hırsızın, korunmuşun, yani cephellezi yapmışın peşine düşülmelidir. Bu başka bir şey. Haksız, hukuksuz, yani ihale alınmışsa elbette. Ama ilginç olanı şu, o ihaleleri veren kim? Bu da bir de böyle bir durum var. Yani siyasetçi burada sorumludur, bakın. Yani biz şimdi kamu özel işbirliği KOİ'lerle ilgili olarak işte 3,5 milyar dolara çıkacak bir yeri 11 milyar dolara yapmışsak eğer ve yani burada müteahhite veren el kim? Yani beşli çete deyip elimizi kıyamayız, onu anlatmaya çalışıyorum. O imzayı atan el de önemli. Oradan da o kadar büyük para kime gitti? Yani birçok şey biliyoruz şu anda. Yani bir de işin o yanı var. Dolayısıyla ben hayata ve siyasete öyle bakıyorum. Benimle ilgili bir dava var. Kendim biliyorum. Yani ben şu anda FETÖ sanığıyım, biliyor musunuz? Biliyorum. Yıllardır. Şimdi ve 2016'dan beri. Şimdi böyle olunca... Ama hakkınızdaki suçlamayı bilmiyorsunuz galiba, değil mi? Tabii, hay yasak, gizli. Ve ifadem size alınmadı. Tabii ifadem alınmadı. Şimdi böyle bir hukuk sisteminde yani ben işaret edemem. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki şimdi ilk... Yani özel olarak insanlığın sinir olduğu birçok kişi var ama bu doğru değil. İlginç şeyler oluyor mesela. İlginç şeyler dediğim şu mesela. Yabancı basın ve yabancı ülkeler tabii ki Türkiye'deki seçimlere çok ilgililer ama mesela... Şimdi Rusya ve Çin Türkiye'deki seçimler gibi tarafsız olmak diyeti olduklarını beyan ettiler ve biz seyrediyoruz, bir şeyden yana değiliz dedi. Ama ilginç olan şu mesela, İngiliz medyasında Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanacağına yönelik ve kazandığına yönelik çok ciddi haberler veya haber demeyeyim, yorumlar yayınlanıyor. Bunu Devlet Televizyonu'nda yapıyor, The Economist dergisi gibi dergiler de yapıyor. Bu bakışı Türkiye'deki anketlere evet güvenmiyorsunuz, güvenmiyoruz. Herkes bununla ilgili bir şey. Ama yabancıların bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii ben arkada ne var onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bütün yabancı büyükelçilikler, bütün büyük iş, yani yabancı ortaklığı bulunan şirketler, onların yabancı kaynakları ve uluslararası fonlar Türkiye'de anket şirketi sahipleriyle işbirliği yapıp anket yaptırırlar. Evet. Muhtemelen eğer bir temenni değilse, temenni de olabilir. Yani onu bilmiyorum ama temenni değilse buradan giden bilgiler ışığındadır. Buradaki basın yayın kuruluşları da muhabirleri, burada bulunan gazetecileri üzerinde, onların gördükleri üzerinedir. Dolayısıyla benim özel bir yorum yapmam mümkün değil. Ama mesela bu Millet İttifakı kazanacak deseydi İngiliz basını, şu anda Tayyip Bey yarın çıkardı sallaya sallaya dış güçler diyerek suçlardı. Bak ben onu demiyorum, bakın. Yani çünkü yani bir temenni bile olsa bizim görevimiz dışarıya bakmadan
kimseyi suçlamadan, bütün beceriksizlikleri başkalarının üzerine yıkmadan çalışmaktır, sandıkları korumaktır, bu seçimi kazanmaktır. Seçmenin kalbine, gönlüne girmektir. O kadar. Peki, bir ilginç noktada, çok tartışılan noktada orası, belki anayasanın eksikliği olarak görülecek noktalardan bir tanesi de şu. Birkaç şey var da, hepsini sormayayım, bazıları yanlış anlaşılabilir. Bakanların seçim döneminde görevini sürdürmesi. Geçmişte parlamenter sistem var iken seçimler yaklaştığında seçimlerde etkili olması muhtemel bakanlıklar boşaltılır ve tarafsız olurdu. İçişleri, Ulaştırma ve Adalet. Bugün Adalet Bakanı bir ilden aday, Urfa'dan yanlış hatırlamıyorsam İçişleri Bakanı başka bir ilden aday. Bütün bakanlar aday şu anda. Bu üç bakan dahil olmak üzere. Bunların hala görevlerini sürdürüyor olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu görevleri bırakmalı mıydı, bırakmalı? Çünkü bu tartışma sürüyor bir süreden beri. Valla ya bunların hepsi yanlış. Tekrar söylüyorum. Denge ve denetleme mekanizmaları ortadan kalktığı için Türkiye gerçekten bir ucube anlayışla, ucube bir ruh haliyle yönetiliyor. Sayın Erdoğan'ın bir haftada atması gereken imza sayısının 36 bin olduğu söyleniyor. Şimdi söylediniz, evet. Şimdi böyle bir, yani böyle bir iş yüküyle, ya bakın kim Tesla'nın sahibi mi? Elon Musk. O bütün kıyafetlerini aynı giyiyormuş. Buna vakit ayırmasın diye düşünmesin, evet, diye. Einstein'dan kalma bir yönetim. İşte, ben onu bir yeni öğrendim. Yani oğlum söyledi geçen gün, çok şeye kafa yoruyorsun şu seçim zamanı bunu yapma diye. Yani odaklanmam iyidir benim ama şimdi öyle mi bir sürü şey olunca o anlattı. Bilmiyordum. Dolayısıyla yani 36 bin imza için bir şey düşünmek zorundasınız. Saniye düşünseniz. Şimdi bunu getirdi. Ama bir şey daha var. Bu bakanların tamamının aday olup makamlarını da sürdürmesi bu işin kaybedildiğinin de bir göstergesidir. Kaybetmemek için gayret etme anlamına gelir. Bunu da söyleyeyim. Yani siz bunu kaybın... Ben %100 kaybedeceklerine inanıyorum ama işte bu üç kritik bakanlıkla kaybetmemek için de bir gayret sarf ediliyor anlamına gelir. Yani YSK'lar şunlar bunlar bir yere bağlı, öbürü şöyle, kolluk güçleri bir yere bağlı, küçük yerleşim yerlerinde hadi bakalım muhtar, devlet senden şunu istiyor demelerin önünü açar. Ama büyük şehirler önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde bizim gibi siyasi partilerin sandık baştan adam gibi tutması gerekir. Ben bu arada aracılığınızla özellikle gençlere, kadınlara ve hukuk mezunu arkadaşlarımıza hangi, yani Millet İttifakı bünyesinde hangi siyasi partiyi beğeniyorlarsa onlara da müracaat etsinler. Ya da gönüllü olarak, gönüllüler de var, oralara gitsinler. Biz müşahit kartları verebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber biz sandık kuruluna da insan veriyoruz şu anda. Ayrıca müşahit kartı verebiliyoruz. Benim özellikle 2017'den çok büyük bir tecrübem oldu. Partisiz olmak enteresandı. O zaman Ankara'nın oyları, Türkiye'nin oyları diye iki sivil toplum örgütüyle çalışmıştık. Bütün bu dernekleri, STK'ları gönüllü olmaya davet ediyorum. Hangi siyasi partinin bünyesinde çalışmak istiyorlarsa orada olsunlar. Sandıklar korunduğu andan itibaren hiçbir yanlış sandık güvenliği olmaz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi sandık güvenliği konusunda son derece kendinden emin görünüyor. Özellikle Canan Kaftancıoğlu hanımefendiyle biz konuştuğumuz zaman İstanbul'da hiçbir sorun olmaz da diğer yerlerde gayet iyiyiz dedi. İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Biz ortaklaşa çalışıyoruz. Doğu ve zaten. Güneydoğu'da iyi misiniz? Mesela şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bizim hemen hemen bazı bir iki ilçemiz hariç ilçeler dahil şeylerimiz var. Teşkilatlarımız var. Diğer partilerin de var. Ama mesela bir yerde daha güçlüdür diğer parti. İnsan sayısı olarak güçlüdür. Bizim de insan koyma hakkımız var. Dolayısıyla bu... Emanet alabiliyor musunuz? Tabii. Millet İttifakı bünyesinde bunlar mümkün. Dolayısıyla buralarda bir sorunumuz yok. Zaten işbirliği içinde gittik. Yani hem dış sandık güvenliğine güveniyorsunuz. Bakın hem dış Türkler, yani dışarıda yaşayan, oy kullanan Türk vatandaşları için böyle bir organizasyon yaptık. Hem de Türkiye için. Şimdi tabii bu 6 parti olmanın da bir faydası var. İnsan unsuru çok. Dolayısıyla Saadet Partisi mesela bu konuda çok uzmandır. Yani yapı olarak çok uzmandır. Ben 2017'deki referandumda Saadet Partisi'yle çok büyük işbirliği yapmıştım kişisel olarak.
Yani Urfa'da mesela Saadet Partisi liste müşahit kartlarıyla CHP'leri koyduk. Yani o şekilde, o devirde. Dolayısıyla bir tecrübemiz var. Ama Canan Hanım'ın 31 Mart seçimlerinde eğer hem Buğra Bey'in hem Canan Hanım'ın, ama büyük tabii şey hak Canan Hanım'ındır, övgü hakkı. Eğer o imzalı kağıtları almamış, tutanakları almamış olsalardı 13.500 oy hava gazıydı. Islak imzalı tutanak alındığı için ne yapabildiler? İkinci tura bırakabildiler. Dolayısıyla orada da öyle bir şamar yendi ki 805.000 fark attı İstanbul. AK Partili seçmen de oy verdi o zaman. Peki, son şunu merak ediyorum. Seçimin sonucunu nasıl görüyorsunuz? Yani parlamentoyu mu alırsınız? İkisinde mi alırsınız? İkisinde mi kaybedersiniz? İkinci tura kalacağı yolunda çok yoğun bir izlenim var. Özellikle Cumhur İttifakı tarafı bu işin ikinci tura kalacağını genel olarak söylüyor ve ikinci turda alacaklarını iddia ediyor. Siz ise büyük ihtimalle birinci turda biter, ikinci tura kalırsa alırız diyorsunuz. Herkesi tabii ki alırım diyecek. Siz nasıl görüyorsunuz? Çok, samimi olarak nasıl çok görüyorsunuz? Çok samimiyetle bir şey söyleyeyim. Şimdi ikinci tura kalacak ve biz alacağız diyen bir AK Parti düşünün. Zaten kaybetmişler şurada. Hiç bu dendi mi bugüne kadar? Hayır. Dolayısıyla birincisi bu. Çok samimiyetle söyleyeyim. İkincisi, ikinci tura kalır mı kalmaz mı tam anlamıyla ya 10 gün kala falan net bir belli şekilde olur. Siz de görürsünüz. Ama benim sahada gördüğüm, mesela demin dedim ki yani tereddüt etmesi gereken yerler çılgınca alkışlıyor benim söylediğim bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyorum ben. Yani bir oy İYİ Parti'ye, bir oy da Kemal Bey'e şekilde. Mesela bu çok tuttu, sağdan bana verilmişti şeydi. Şimdi yarın Sivas'a gideceğim, Afyon'a gideceğim, orada da göreceğiz yani şeyi. Şimdi böyle bir sistemde ben birinci turda alınabileceğine inanıyorum. Çalıştığım yerlerde gördüğüm kadarıyla. Meclisi de alacağımıza inanıyorum. Çünkü alacağız derken 300'ün üzeri mi? 300'ün üzeri. Yani ben 400, tabii hayalimiz 400 falan. Yani propaganda yapsam şimdi 400 alıyoruz derim ama ben onu yapamıyorum şeyde. Ama 300'ü geçeceğimize samimiyetle inanıyorum ben. Ve şöyle bir şey çıkacak bakın. 95 seçimleri gibi çıkacak. Bu benim inancım. Sahada gördüklerimden inancım. Hatta bazılarıyla da iddiaya girdim. Yani kendim için iddiaya girdim. O da şu. Hatırlıyor musunuz 95 seçimlerinde Refah Partisi, Anavatan, DYP böyle çok az şeylerle sıralanmıştı. Öyle olacak diye düşünüyorum birinci ben. Birinci kim olacak? Şimdi hayalim birinci İYİ Parti'nin olması. Ama şöyle olur. Mesela İYİ Parti 1 oldu. Diyelim AK Parti, CHP 2 olur. Diyelim AK Parti. Ancak AK Parti 3 öyle olur. AK Parti 1 oldu. CHP 2 olur. Biz 3 oluruz. Veya CHP 1 oldu. Biz 2 oluruz. AK Parti 3 olur. Ama AK Parti'nin seçmeninden daha fazla biz oy alıyoruz. O nedenle... Yani AK Parti'nin birinci olması halinde siz birinci olacaksınız. Biz birinci oluruz. Yani AK Parti bir olursa da biz üçüncü oluruz. Dolayısıyla ben yani bunu dürüstçe söylüyorum size ama hayalim birinci olmak tabii. O da seçmenin kalbine, gönlüne girebilirsek, çok çalışırsak. Ama Kemal Bey'in samimiyetle alacağına inanıyorum. Peki Meral Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha seçime kadar birkaç televizyon programına çıkacaksınız. Sizi oralarda da ilgiyle izleyeceğiz. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seçiminde memleket için hayırlı olmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarına tüm toplumun bugüne kadar olduğu gibi Türk demokrasisinin en demokrasi olmadığı dönemlerde dahi olduğu kadar saygı gösterilmesi en büyük isteğimiz. Türkiye'nin böyle bir şeyi vardır, hali vardır. Ne olursa olsun sandığa önem verir Türk vatandaşları. İnşallah bu sandık sonucuna bu önem inşallah devam eder. Millet iradesine el uzatıldı mı çok bozuluyor. Evet. Yani onun için o 29 son sözü bak, o 29 arkadaşımızı PKK'lı diye ilan eden Yeni Şafak 3 belediye başkanı bizden seçildi. 3'ünü de sonra transfer ettiler. Şimdi PKK'lı değil bu arkadaşlarımız. Sağ olun Meral Hanım. Değerli izleyiciler, görüşmek üzere. Hoşça kalın.